için Mimar Can Çinici'yi alkışlarınızla sahneye davet edeceğiz. Kısalığı geçmişleri paylaşmak isterim. Can Çinici 1962 doğumlu, 1989 Otçu mezunu, ayrıca 1991'de Londra Architectural Association'da eğitim gördü. Ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok ödülü var. Bunlar arasında 1995 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Cami ile Uluslararası Ağa Mimarlık Ödülü'nü, 1999'da Tepe Mimarlık Vakfı Ödülü'nü ve Ulusal Mimarlık Ödülü'nü saymak mümkün. Aralarında 2008-2009 yılları arasında WA Community tarafından düzenlenen Seven Architects, Seven Hills ve 2012 Venedik Mimarlık Biennale kapsamındaki Traces of Centuries and Virtual Steeps sergileri de olan uluslararası organizasyonlara davet edilmiş bir isim. Alkışlarımız Sayın Can Çinici için. Şöyle bir şeyden hareket etmek istiyorum. Bu yine dönüşüm konusu bizim ofiste yani son yıllarda yaşadığımız tecrübelerden böyle çok bir özet yapmak istiyorum. Yani şöyle bir standart konut kitabına bakarsak Türkiye'deki gayrimenkul sektöründe üretilmiş çözümlerin ve onların oluşturduğu repertuarı çok limitli bir kısmının Türkiye'de icra edildiğini görebilirsiniz. Bizim birazcık yani bu meselelere bakışımız bunları olabildiğince zorlamak, ikna ederek işverenlerimize devrede kalmalarını sağlamak diyebilirsiniz. Yani böyle bir çabamız var. Şeyden başlayabiliriz. İstanbul, özellikle İstanbul'da kent merkezinin dönüşemediği çok güçlü çektiğinden bahsedebiliriz. Bunun en önemli iki nedeni var. Bir tanesi planlamanın hiçbir zaman devrede olmadı. Yani Türk kentlerinde genellikle planlama hiçbir zaman devrede olmuyor. Belki mimarlık devrede oluyor ama planlama maalesef planlama eliyle kentler gelişmiyor. Bir tanesi bu. Birisi de parsellerin parsel dönüşümünün yani mülkiyet dönüşümünün olamaması. Dolayısıyla bu tabii bu iki şey handikap sürdüğü sürece de tam anlamıyla bir dönüşümden bir bütünsel yapısallıktan bahsetmek mümkün değil. Ama size göstereceğim projeler bu sistem içerisinde tabii hızlıca bir takım müdahalelerin yapılabileceğini belki gösterir. Yani tartışabiliriz de bunu. Çünkü biz de hala bunları kurcalamakla meşgulüz. Birinci örnek
Şimdi gördüğünüz gibi çok parçacı bir parselasyonla birbirinden ayrı ayrı nizam düzenler burada söz konusu. Bir apartmanın yapılması söz konusu. Bu apartmanın çevre içerisinde gezdiğiniz zaman şunu görüyorsunuz. Apartman genellikle yabancılaşmanın bir mekanı. Herkes dairesine giriyor, çıkıyor ve ortak olarak aslında insanların paylaştığı hiçbir şey yok. Biz biraz bu noktada hareket ettik. Giriş ritüeline, giriş sekansına önem verdik. Bunu bu giriş katı esas yani fikrin çıktığı yer giriş katının artikülasyonundan oluşuyor. Galiba şeyler gözükmüyor ama İşte o giriş saçağında bir şey bir görünüş. Burada tamamen yani 90 derecelerle bu yolu kısıtıyoruz. Evet. Bu girişte thank you.
İçerideyken dışarısını, dışarıdayken içerisini görme şansımız var. Yani kapalı bir kutu olmaktan çıkarmak için amacımız. Yoksa kat planlarını size göstermeyeceğim bile. Yani çok anonim şeyler onlar. Bu camlı kütlenin oluşturduğu bir takım yansımalar da var. Yani ne tam içeridesiniz, ne tam dışarıda. Bunun potansiyeli tabii şeyin zenginliğini, o geçişin zenginliğini sağlıyor. Ve bu defektlerinden aslında ortaya çıkıyor. Yani imar planlarının aşırı kısıtlılığından veya aşırı egzajere edilmiş boyutlarından çıkıyor. Mesela bu çok çok küçük bir arazide yaptığımız bir proje. Bir genç grup geldi ve mikroloft diye bir düşünceleri oldu. Yerindeki yani inşaat başlamadan evvelki olan bir tür villa gibi bir şeydi bu. Ve buradaki şey çok hoşumuza gitmişti. Ön bahçesi aslında bu kamusal alanın sokağa devamı olarak da çalışabiliyordu. Ama yani konuyu öyle bir başladık ki keşke bunu kaybetmesek falan diye bir içimizde bir güdüde vardı. Yanlar göremiyorsunuz peki ama bunu da ben şöyle anlatayım. O kadar dar bir alan ki merdiveni koymak için bir tek ön cephe başka bir yere koyarsanız ve buna cesaret edip imar yetkililerine götürdük. Yani sizler de cephede biz ve aslında cephede yaptık. Bu ilk önce böyle bir biraz rahatsızlık uyandırdı. Yani ama sonra cephe yapmamaya ikna ettik. Bodrum tarafında da apayrı bir durum var. Arkada bir bahçe çıkıyor. Bir de bütün bu mikrologlarda şöyle bir şey benimsedik. Bütün ekipman, yatak, mutfak, çamaşır makinesi falan gibi ev ekipmanları tamamen bir aslında yani günümüz evlerinin sorunlarından bir tanesi
3-4 katı bir tek bağımsız birime ayırtacakken böyle bir ele alışla aslında buradan 6 daire çıkıyor. Yani bunlar aslında bir tam anlamıyla bir net kullanım alanı olarak da kimi öyle bir şey. Yani çok
İçeride büyük bir boy var. Yani bunun büyük açıklığı bu kısmı, çok küçük açıklığı. 25 metre, 25 ve 8. Burada ıslak mekanlar ve depolar. Burada da bir saçaklı kısmında bir ekolojik ve organik bir market düşünülüyor. Yani iç mekan tamam. Şöyle bir durum var. Buraya pazar kurulduğu zaman tüm elektrik aydınlanma ve alet edilen basma işleri insan ölçeğinde yer alacak. Şu anda bir tasarım fikrinde olduğu çalışmaktayız. Yani sadece bir genel aydınlanma var. Bu tabii şöyle bir bina olacak. Avrupa örnekleri şöyle geçerli. Aslında pazarcılar da dönüşmeme konusunda düşünmeye başladılar. Yani ben niçin bu işi sorusu aslında onlara da bir iddialaşma olarak soruldu. Evet. Çok böyle gayet ekonomik malzemeler kullandı. Hatta işte bu ahşaplar, hani başka bir yerde kullanılmış ahşaplar olarak istedik, öyle geldi. Detaylar çok kaba detaylar ama çözülmüş şeyler. Uzaktan çelik ters geldi. Aslında birazcık statik mühendislerini birazcık zorladı gibi bir durum oldu. Biz de ayrı dedik aslında. Elementer bir şey. Ama sonunda yapılabilir. bu giriş kapıları. Bunlar da her kenarda üçer tane. Bu da bir aslında mevcut imar planı sisteminin kifayetlerinden doğan bir bina tipi diyelim. Belediye başkanının şekil inisiyatifiyle program oluşturulmuş. Çünkü bir de yine çayır olan bir bölge var. Bu Gebze ve iş bölgelerinin arkasından dolayı işte istemez bir hayat oluşuyor. Ve burada konut bölgeleri de çoğalıyor. Şu an masa taksiyeli bir şey yapıyor. Bir işveren
geldi ve host diye organize sanayisi içinde gayet böyle yol zemin kenarında bir arazide yani bir otel meselesi var diye geldi. Bunun aslında baştan yani işveren faktörü çok önemli. İşveren bizim kendisi bir otel aslında işte bunu çok biliyor. Şöyle bir şey tarih. Biz bina kurulmayı tarif ettik. Bu aslında odalar aslında 3 yıldızlı veya 4 yıldızla meyleden bir şeye sahip olacak, norma sahip olacak. Ama alt kısımları, kamusal alanları ise tamamen 5 yıldızlı ve daha üzerine ise servis odası olacak. Bunun amacı da şu. Buradaki kamusal hayatı canlandırmak ya da ona katkıda oteller aslında bu şeylere yarıyor. Burada da yani o otel normları iyice küçük odalarını iyice küçük bir noktaya çekmek ama kamusal alanlarında mümkün olduğunca fazla aslında çok basit bir şey var. Bodrum'dan kazanılan bir şey, Bodrum alanı var. Yaklaşık 6-6,5 metre yüksekliğinde bir zemin katı var. Ve onun üstünde yani bu zemin ve Bodrum birinci grup kamusal alanları oluşturuyor. Üstünde de bir uyku kutusu diyebileceğimiz L1 durum var. O L yani gördüğünüz gibi bunlar geniş işte bölünebilir toplantı salonları. Çok geniş bir kuvaya, yani bu kuvaya da tek başına bir salon olarak kullanılabiliyor. Otellerde hep şöyle bir durum var. Kuvayelere karanlık, karanlık bir dekorasyon var. Yani orada bu dekorasyon yani bir şey çok ağır olmuş. Motifler böyle insanın çevresinden 24 saat kır geçiyor. Yani aslında o da enteresan. Motelleşebilir de, trafikte de çok iç içe bir şey. Gürültüden ve tozdan korumak için büyük şevler yaptık ve şevler içinde de mahzenlerde kolay kolay yani şaraphaneler falan böyle bir hani peyzajıyla da karışık bir yer oldu. Peyzajıyla böyle hem hala hem hal olan bir yer. Niçin de bu çok aslında temel bir şey var. Büyük bizde 60 odaların küçük odalar var. Tam bir uygun. Biliyorsunuz yatırımcı savaş gibi. Bu ince kolda
anlama çalışıyoruz. Yaptık bir ekibde. Ve şunu gördük. Yani burada bir 3-4 merkezli bir kent çalışıyordu. Ve buradaki 3 parkın da yeşillerinin birbirleriyle bir şekilde bağlanması bunlarda ikincisini yapmış oluyoruz. Tabii yeşil nasıl bir şey? Park önemli bir şey ama parkı kullanmadıktan sonra parkın bir şey yok. Dolayısıyla yeşil dediğimiz şey işte atıyor olmamız gerekiyor. Burası da bir tür işte bizim gençlik parkı gibi. Başka bir şey.